STK kapsamında mı değerlendirdiniz yoksa... Ortaklı kültür oluşturma ve aile şirketlerinde kurumsallaşma eğitimi yapıldı. İzgören Akademisi eğitmeni Ömer Emre Kaya tarafından verilen eğitimde aile şirketlerinin genel yapısı ve kurumsallaşma üzerine yoğunlaşıldı. Dayı, hala, teyze, amca, yenge, başka... Alsan firmasında mesleki yeterlilik belge sınavları yapıldı. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası mesleki yeterlilik belgesi kapsamında 27-28 ve 29 Temmuz tarihleri arasında Giresun Alsan Orominleri İnşaat firması için ahşap kalıpçı, betonarme demirci, duvarcı, seramik karo kaplama, ısı yalıtım ve inşaat işçiliği sınavları gerçekleştirildi. Zor bir müşterimiz Furkan Bey, kolayca müşterimiz. Zor müşterilerle başa çıkma eğitimi verildi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile İzgören Akademisi ortaklığında sınırlı sayı üyeye yönelik eğitim verildi. 9 ile 16 arasında verilen eğitimi değerlendiren eğitmen Ece Üvey, hizmet sektörü yoğunluklu satış ve pazarlama departmanlarında zor müşteri portföylerine değindi. Bundan 2 sene 3 sene sonra kendi işine sahip, kendi cüzdanı olan, kendi harcama yetkisi, yeteneği, becerisi, her şeyle artık toplumun içerisinde bir birey. Sigorta acenteleri il delegeliği seçimleri yapıldı. Giresun sınırları içerisinde faaliyet gösteren sigorta acenteleri il delegeliği seçimleri Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. 92 sigorta acentesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu ve 68 acentenin katılım gösterdiği seçimlerde 4 acente temsilcisi 2 delegelik için yarıştı. 5 Temmuz 2018 Perşembe günü 9.30 ile 16.30 saat arasında yapılan seçimler sonucunda Abdülkadir Gürel Sigorta Aracılık Hizmetleri 40 oy, Kara Mustafaoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Hanife Kara Mustafaoğlu 35 oy, Murat Günaydın 31 oy, Hocaoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Orhan Hocaoğlu ise 27 oy aldı. Bu sonuçlara göre sayık seçimlerinde Giresunlu Abdülkadir Gürel ile Kara Mustafaoğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Hanife Kara Mustafaoğlu delege olarak temsil etme hakkına haiz oldular. Çakır Melikoğlu turizmde marka yaratacak projeyi açıkladı. Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi ve hizmet sektörü rekabet gücünün artırılması projesi desteği HİSER kapsamında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ekonomi Bakanlığı'na sunulan ve kabul edilen Mavi ile İşli Keşfetmeye Giresun'dan Başla projesinin tanıtım bilgilendirme toplantısı Giresun Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Projenin sunumu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Murat Aldağ tarafından gerçekleştirildi. Proje hakkında teknik ayrıntıları vurgulayan Murat Aladağ, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 16 otel, 16 restoran, kafe ve 5 seyahat acentesi toplam 37 adet proje ortağının yer aldığı ve 3 yıl sürecek projenin amacı Giresun'da yerleşik turizm sektörü, mal ve hizmet sağlayıcının uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirinin artırılması, dış pazarlar açılması, istihdamın artırılması ve markalaşmasının desteklenmesidir. Proje kapsamında firmaların ihtiyaç analizleri ortaya çıkartılarak bir yol haritası belirlenecek ve gerekli görülen eğitim, danışmanlık hizmetleri, yurt içi ve yurt dışı tanıtım destekleri, istihdam ihtiyaçları ortaya çıkartılmış olacaktır dedi. Proje ile ilgili tanıtım toplantısında konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Giresun bugün en büyük ekonomik girdisini fındık mahsulünden sağlamaktadır. Her zaman fındığa bir alternatif ararız. Geçmişte söylediğim gibi bugün de söylüyorum. Turizm sektörü iyi yönetilir ise gelecekte fındığın en büyük alternatifi olacaktır dedi. Bu işin ameliyesini çekin, yükünü çekin.